Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 6-12 aylık bebekler için yapmış olduğumuz saç örgülü tulum modeline devam edelim. Bacakları ve bedenini daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi kollarla kapüşon yapımını beraber yapalım. Kolları için önce 40 ilmek başlayalım. Yine 9 santim kadar lastik çalışması yapalım. Lastik sonrasında 50 ilmeği çıkartalım ve 35 diş haroşa yapalım. 30. haroşada yanlardan birer tane artma işlemi yapıyorum. Bir tane ördükten sonra artalım. Sonda 1 ilmek kaldıktan sonra artalım. 5 diş daha yapalım. Burayı 35 sıraya tamamlayalım. 2 tane kolu örüp hazırlayalım. Şimdi kapşon çalışmamıza başlayalım. Tulumumuzun ön tarafında başlayalım. Şuradaki ilmeği geçireyim. Şuradan başlayalım. Her dişten birer tane olmak üzere ilmek çıkartalım. Tırmalayayım yine. Her ilmekten birer tane ilmek çıkartalım. Şuradaki ilmeklerden. Şuralardaki ilmeklerden birer tane ilmek çıkartalım. Bu şekilde ilmek çıkartarak başa kadar gelelim. Ben diğer başa kadar geldim, diğer uca kadar. Bu kenarlardaki hatlar aynen devam edecek. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Buradaki 3 ilmeğimizi örmeden alalım. Haroşa olarak devam ediyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Şişime taktığım ilmeklerin toplam sayısı 70 oldu. 70 ilmek haroşayı, ilmeği haroşa olarak 4 sıra kadar örelim.
Hiçbir artma ve eksiltme işlemi olmadan kenar bantları aynı çıkacak şekilde 4 diş yapalım. Ben haroşalarımı yaptım. Şimdi buradaki ilmek sayısını 95 ilmeğe çıkartalım. Burada 2-3 ilmek örelim. Şu şekilde artmaları yapalım. Dört beş ilmekte bir defa artalım. Şöyle şuradaki ilmekten hemen bir tane artalım. Dört beş ilmekte bir defa artarak 95 ilmeğe çıkartalım. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Buradaki ilmek sayımı 95 ilmeğe çıkartıyorum. Buradaki ilmek sayım 95 ilmeğe çıktı. Hiçbir artma ve kesme işlemi yapmadan 35 sıra haroşa olarak örelim. Daha sonra kapşon birleştirmesini beraber yapalım. Ben tulumun kapşonunu tamamladım. Ters taraftan tekrar haroşa olarak gittim. Ön yüzümüze geldik. Bu ön yüzde İki başı şu şekilde birleştiriyorum. Tulumumuzun o ön yüzü iç tarafta kalıyor. Şu şekilde birleştiriyorum. Tulumumuzun iç kısmı içe bakacak şekilde arka tarafından kapşonumuzu birleştirmeye başlıyoruz ve şişimizin iki ucunu beraber tutuyoruz. Misin alış iş kullanıyorsanız şurada çekme işlemini yapın. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Önce bir ilmek alıyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. İkisini beraber örüyorum. Tekrar bir ilmek birinden bir ilmek diğer şişten ikisini bir örüp önceki ördüğüm ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek diğer şişten beraber örüp önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane buradan bir tane karşıdan beraber ördüm ve geçirdim. Böyle.
Tamam. Sona kadar bu şekilde gidelim. Çok sık örmeyelim. Çok da gevşek olmasın. Ördüm ve geçirdim. Bu bir ilmek buradan. Bir ilmek karşıdan. Ördüm. Önceki ilmeğimin içinden geçirdim. Tekrar yapalım. Buradan karşı ilmekten ördüm ve geçirdim. Bu şekilde sona kadar yapalım. Sona kadar geldik. Sondaki ilmeğimi de alıp buradan ipimi kırıyorum. İpimi bu aralardan geçiriyorum. Kapşonumu bitirmiş oldum. Şu şekilde düzgünce diktik. Pardon. Tığla birleştirdik. Şimdi hemen kolun dikimine geçelim. Kolda kıvırdığımız zaman şuradaki lastik kısmı öne gelecek şekilde dikelim. Yani tulumumuzun kolunun düz tarafı bura. Buradan dikerken şuradaki ilmeklerden geçirelim. Şuralardaki haroşa ilmeklerimizden geçirip kolun sonuna kadar dikelim. Bu şekilde. Kolları dikelim. Daha sonra tulumumuzun bacaklarını dikelim. Ağı beraber dikmek üzere tulumumuzun bütün dikişlerini tamamlayıp gelelim. Ben kollarımı ve ağ bölümünü beraber birleştirelim demiştim. Birleştirdim, videomu çektim ama videom silindi. Tekrar açmaya cesaret edemedim. İpim tahriş olur diye. İpim zarar görmesin diye tekrar açmadım. Kısaca anlatayım. Kollarını normal haroşa hizasında kaydırmadan dikelim. Ağ bölümünü tersine çevirelim. Tulumumuzu, arkayı ve düğme diktiğimiz yerle ilik açtığımız bölümü üst üste getirerek dikelim. İlik açtığımız bölüm üstte kalacak. Düğme diktiğimiz bölüm araya girecek. Arka taraftan sıkıca dikelim. Ben kulakları da dikmiştim ama videom silindiği için tekrar beraber dikelim. Önce kulakları için 24 tane ilmek atalım. 18 diş haroşa örelim.
Daha sonra kesme işlemini yapıp şu şekilde dikmeye başlayalım. Şuradan başlayalım dikmeye. Videomu tamamladım, tulumumu bitirdim. Ama son çektiğim bölüm kolları, ağı ve kulaklarını yaptığım bölüm silinmiş, silindi. Tekrar açmayayım. İpim zarar görmesin. Haroşalar birbirine gelecek şekilde dikelim. Her iki taraftan bu şekilde diktim. Sonra enine doğru burada bir tane düğüm atalım. Sonra haroşa boyunda enine doğru bir tel alalım. Şimdi kulağını yapıyoruz tulumumuzun. Sonra şu şekilde buruşturuyoruz burayı. Karşı tarafa sıkıca düğümlüyorum. Sonra burayı birleştirelim. Şu aralardan geçerek arkada delik oluşmasın, deliği kapatalım. Tekrar uca kadar gidelim. Şimdi kulağı tuluma yerleştirelim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. dişten kulağımızı yerleştirmeye başlayalım. Şuradan şöylece kulağımızı yerleştirmeye başlıyorum. Arada bir tane delik bırakıyoruz, haroşa bırakıyoruz tekrar. Şuradan yerleştirmeye başlıyorum. Önce sıkılayalım. Buradan ön tarafa geçiyorum.
kroşeyi kaydırmadan düzgün bir şekilde dikelim. Buraya sıkılama işlemini yapalım. İğnemi arka taraftan bir tane haroşa bırakmıştık. Oradan çıkartıyorum. Tulumu çevirdik. Tekrar buradan haroşaları kaydırmadan düzgün bir şekilde dikelim. Burada sıkılama işlemini yapıp ipimizi arkaya geçirelim. Buraya ipimizi sabitleyip ve keselim. Burada ipimi kırıyorum. Tulumumuzu tamamlamış olduk. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.